Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Adıyaman Gölbaşı Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Gençlerin kıyasıya mücadelesinde sahne olan yarışlarda kazanan ekipler belli oldu. Adıyaman Valiliği Gölbaşı Kaymakamlığı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi destekleriyle düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler ve Türkiye Şampiyonası 26-28 Ağustos tarihlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde gerçekleştirildi. Ülkemizin yeni bir kürek parkuruna sahip olması için tesis edilen Gölbaşı Gölü Parkuru, Türkiye Gençler Şampiyonası ile ilk yarışları ev sahipliğini yapmış oldu. Türkiye'de ilk kez kürek şampiyonlarına ev sahipliği yapan Adıyaman'da 20 kulüp ve 500 aşkın genç spor mücadele etti. 26 Ağustos'ta eleme yarışları, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının düzenlendiği organizasyonda kazanan ekiplere ödüllerini Türkiye Federasyon Erhan Ertürk ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım verdi. Etkinliğin muhteşem gençliğini kaydeden Mahalli Çuhadar, heyecanlı dorukta kazanmak güzel bir şey. İnşallah diğer takımımızda bir sonraki yarışlarımızda Fenerbahçe gibi davranırlar. Ben katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken bu organizasyonu Gölbaşı ilçesinde gelenekselleştireceğini olan inancım ile seneye buluşmak üzere dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Sonma Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Gençler Kürek Sporcularımızın müsabakalarını heyecanla izledik. Ben gelecekte Adıyaman'ın kürek sporlarında dünya çapında bir merkez olacağına inanıyorum. Dereceye yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Adıyaman'a kurulan kürek parkurunda ilk kez suya inen tüm ekipleri tebrik eden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada Adıyaman'da böyle bir ilki gerçekleştirecekleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Milli takım kampları dahil olmak üzere ileride pek çok etkinliği Adıyaman'da gerçekleştirmek istediklerini belirten Erhan Ertürk, 29 Ekim'de de Adıyaman'da gerçekleştirecek kürek maratonunda müjdesini verdi. Başkan Ertürk, bu tarih ve doğa harikası şehrimizde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Kürek her yerde projemizin ilk ayağı olarak Adıyaman'da muhteşem bir ilki gerçekleştirdik. Artık önümüzdeki dönemlerde de buralara pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonu gerçekleştirmek için kolları sıvayacağız dedi. 29 Ekim'de Adıyaman'da düzenlenecek kürek maratonu için heyecanlı olduklarını belirten Erhan Ertürk, bu yalışlar bize gösterdi ki Adıyaman'ın coğrafyası ve tarihi dokusu tüm dünyayı cezbedecek seviyede. En kısa zamanda tekrar burada buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize bu yarışlarda bitmeyen bir eforla destek veren Adıyaman Valimiz Mahmut Cuhadara, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Gölbaşı Kaymakamımız İhsan Ayrancı'ya, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e ve Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'te ilimizde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ile Ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Kürek Maratonu ile Adıyaman Su Sporları merkezi haline gelirken aynı zamanda kürek sporunda da bir kent olacaktır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün organizasyonlarda bizlere destek olan Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Sonma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'a ilk günden bugüne Adıyaman'da Kürek Federasyonu sporumuzun gelişmesi için destek olan Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanımız İskender Yıldırım'a ve sahada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Düzenlenen müsabakaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde kupa ve madalyalarını alan Fenerbahçe ile Galatasaray takımlarının sevinç gösterilerine protokol üyeleri de eşlik ederken hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.